Herkese selam titanlar, bugün sizlerle yepyeni bir gizem ve teori videosuyla daha karşınızdayım. Güncelleme arkadaşlar, daha doğrusu bu Road Hulk'a çok az vakit kaldı ve kafamızda hala karışıklıklar var. Yeni karakterimizin türü nasıl olacak? Ateş mi, su mu, yoksa kedi mi? Bugün arkadaşlar kafamızdaki karışıklıkları az olsa gidermiş olacağız. Çünkü yabancıların görüşlerine bakacağız, yabancı youtuberların. Her neyse arkadaşlar, güzel bir video olacağını düşünüyorum. Bu arada intromuzu oynarken videomuzu bir like atarsanız gerçekten çok mutlu olurum. O zaman hemen hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, gerçekten çok dolu dolu bir video olacağını düşünüyorum. Şimdi az önce dedim ya, ateş mi, su mu, yoksa kedi mi? Bu gruplardan hangisi gelecek deyince birazcık kafanız karışmış olabilir. O yüzden arkadaşlar bunların tüm nedenlerini açıklayacağım. Şimdi ilk öncelikle ateş karakter dediğimiz zaman arkadaşlar aklımıza VKBRL yayınları geliyordu. VKBRL yayınları geçen zamanlarda arkadaşlar 10 Ekim tarihinde sesini yenilemişti ve arkada bir yanma sesleri duymuştuk, hatırlarsınız. Bu yanma seslerinin arkadaşlar yeni karakterimizin madende bir facia çıkardığını düşünmüştük ve yeni karakterimizin ateşle ilgili bir türde olduğunu düşünmüştük. Aynı zamanda Brawl Stars'ın yenilmiş olduğu bir fotoğrafta da arka planda mum görmemiz, aynı zamanda oyun içinde de mumları görmemiz bir ateş karakterin gelebileceğini arkadaşlar bizleri hatırlattı. Aynı zamanda arkadaşlar Colette'in ikinci yıl gücünü tanıtıldı. Bu fotoğrafta ise resimdeki kitabın yarısının yanmış olduğunu görürüz arkadaşlar. Bunlar hepsi bir ateş karakterin, bir ateş topu fırlatabilen bir karakteri bizlere hatırlatıyor. İkinci seçenek olarak arkadaşlar bir su karakter. Biliyorsunuz ki geçen sene animasyonda görmüş olduğumuz bu su karakteri bir senedir konuşuluyor arkadaşlar. Suyun içerisinde yüzebilen bir karakter. Bazı arkadaşlar buna Jin'e yeni bir kostüm gelebilir diyor. Fakat Jin'e pek benzediği söylenemez arkadaşlar. Jin'in suyla pek bir alakası yok. Onun haricinde arkadaşlar yabancı youtuberlar bunun hakkında bir video yaptı. Ve KBRD yayınları arkasında yanan sesler ve mum detaylarına dayanarak ateş karakter mi yoksa arkadaşlar animasyonda görülen su karakter mi? Bunun hakkında bir video yapmışlardı arkadaşlar yabancı youtuberlar. Bilmeyenler varsa da söyleyeyim, Ray Brawl Stars sanırım. Tam olarak bilmiyorum ama sanırım o yayınlamıştı arkadaşlar bu videoyu. Kedi karakteri oraya dahil etmemiş ama kedi karakteri de arkadaşlar şuradan çıkarıyoruz. Fake ama yine de arkadaşlar teorileri olan Rejected kanalı nasıl okudu tam bilmiyorum. Aynı zamanda arkadaşlar Crow'un arkasındaki kedi resmi, Supercell'in yayınlamış olduğu fotoğraflarının arkasındaki kedi detayları arkadaşlar ve yine az önce gösterdiğim Colette'in ikinci yüzü tanıtıldığı fotoğrafta buradaki arkadaşlar kedi sembolü bize yeni bir kedi karakterin gelebileceğini de hatırlatıyor arkadaşlar ve böylece Ekim ayında yayınlanacak olan Brawl Talk'ta bizlere 3 tane seçenek çıkıyor. Belki arkadaşlar bu 3 seçeneğin hepsi gelir. Yani hem kedi hem su ateş gelebilir ama bunun olacağını pek düşünmüyoruz. Bir tane karakter gelebilir arkadaşlar ve muhtemelen hepsini arkadaşlar %33 ihtimal vermekten başka bir şansımız yok. Çünkü aslında herkes bir ateş karakterin geleceğini düşünüyor. Yani VKBR yeniden arkasının yanlı seslerinden bir ateş karakter gelebilir diye düşünüyor arkadaşlar. Ama kedi karakter de gelebilir. Rejected fake olsa bile arkadaşlar her yerde bir kedi detayı görürüz. Ama su da gelebilir. Çünkü geçen sene korku temasında bir suda yüzen karakter gördük. Yani arkadaşlar kafamız tamamen karışık durumda. Bu videoda belki bu karışıklığı birazcık gidermiş olabiliriz arkadaşlar. Her neyse, ilk olarak teorilerimize başlayalım. Şimdi arkadaşlar Brawl Stars'ın dün paylaşmış olduğu fotoğrafa bakalım. Zaten bunu ben video olarak paylaşmıştım, biliyorsunuz ki. Bu fotoğrafa baktığım zaman arkadaşlar benim burnuma korku teması kokuları geliyor. Gerçekten arkada Emzin spreyini, önde Mortis ve Frank'i gördüğüm zaman bunlar daha önceden Mortis'in Morgu güncellemesinde gelen karakterler arkadaşlar. Şimdi bu fotoğrafa baktığım zaman tamam, Ekim'de bir korku güncellemesi gelecek diyelim. Korku güncellemesinde arkadaşlar bizlerle beraber olacak kostümler Zombie ve Demonic Bow. Şimdi arkadaşlar Demonic Bow'a baktığınız zaman bir zebaniye benziyor. Şimdi zebani deyince arkadaşlar aklınızda bir Demonic Bow zaten arkadaşlar bir ateşe benziyor. Yani arkadaşlar Demonic Bow ile birlikte bir ateş karakter gelebilir mi? Çünkü sezon 3'ün sonuna baktığımız zaman arkadaşlar kötü Colette görüyoruz. Aynı zamanda bakın bu fotoğrafa baktığınız zaman Brawl Stars'ın dün paylaşmış olduğu fotoğrafta kötü Colette'in kuyruğu da var abi. Yani kötü Colette'in kuyruğu, aslında kötü Colette de birazcık zebani, böyle bir şeytan tarzına benziyor. Bunlar da arkadaşlar aklımıza ateş anahtar kelimesi olarak getiriyor arkadaşlar. Demonic Bow eğer bu güncellemede gelecekse, ki bir korku güncellemesinde geleceğini düşünüyorduk ve korku güncellemesi gelecek, Demonic Bow da gelecek arkadaşlar. Yani arkadaşlar oyuna Demonic Bow ve kötü Colette'in yanına bir ateşli bir karakter gelebilir. Ateş topu fırlatabilen bir karakter gelebilir arkadaşlar. Şahsen bence bu teori çok mantıklı bir teori olduğunu düşünüyorum.
Aynı zamanda arkadaşlar gift shop temasında getirilen bu map'teki mumlar da arkadaşlar bizlere bunun geleceğini söylüyor. Çünkü yaklaşık bir ay önceki videolarımızda demiştim ki abi ben map'in yani kuşatma haritasının en sağ kısmında biz bu VKBRL logosunun taşlarını görmüştük abi kuşatma haritasında. Hatta şu anda ekranda da var. Sağdaki mumun üstüne baktığınız zaman arkadaşlar VKBRL taşlarını görüyorsunuz. Biz bunları gördüğünüz zaman böyle bir VKBRL tacına benzetememiştik ama biz şeye benzetmiştik sanırım. Kral tacına falan benzetmiştik ya da altınlara falan benzetmiştik. Bir kolin içerisinde arkadaşlar VKBRL logosuna sahip taşları görmüştük. Yani arkadaşlar Supercell böyle haritaların köşelerinde, kenarlarında bu şekilde gizemler barındır bir sonraki temanın gizemlerini bizlere sunmuş oluyor. Yani Demonic Bow, kötü Colette, Trixie Colette yani bu tür kostümlerle birlikte yayınlanacak olan yeni bir ateş karakter. Aynı zamanda arkadaşlar VKBRL de bunu destekliyor. VKBRL de arkada bir yanma sesleriyle birlikte bizlere yeni bir ateşten bir karakter geleceğini söylüyor arkadaşlar. Şimdi diğer seçenekleri geçelim. Şimdi su karakterle ilgili arkadaşlar açıkça söylemek gerekirse elimizde çok fazla bilgi yok. Yani geçen sene tamam animasyonda bir su karakter gördük, suda yüzen bir karakter gördük, öyle bir şey gördük. Fakat su karakterle ilgili hiçbir güncelleme, hiçbir detay yayınlanmadı ondan sonra ya da VKBRL yayınlarında hiç öyle bir ses duyduğumuzu hatırlamıyorum. Yani duyduysak da ben bilmiyorumdur ama hani ben şahsen bu güncellemede su karakterin geleceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Gelirse de arkadaşlar güzel olur ama bilmiyorum o karakterin de ben bu güncelleme geleceğini düşünüyorum. Belki 4. sezonda gelebilir. Bilmiyoruz. Kedi karakteri gelelim. Şimdi kedi karakter arkadaşlar bir sürü yerde yani kedi sembolünü görüyoruz. Şimdi bu kedi sembolleri bizlere Retropolis güncellemesini sunuyor. Çünkü Bibi arkadaşlar seslerinde ben havalı bir kediyim diyordu ve Bibi, Bull Crow bundan arkadaşlar bir Retropolis üçlüsü var. Crow da arkasında kedi resmi olduğu için biz bir kedi karakterin geleceğini düşünmüştük. Yani şimdi bir korku teması geliyor. Eğer böyle bir Retropolis ile ilgili böyle Crow'la BB ile ilgili bir fotoğraf yayınlansak ya tamam biz kedi karakter bir Retropolis güncellemesi gelebilir. Retropolis'e dönüş isimli bir tema gelebilir ama ben bunu 4. sezonda geleceğini düşünüyorum. Zaten Ekim'de yeni bir sezon yayınlanmayacak arkadaşlar. Yeni bir sezon yayınlanmayacak şeyinde 4. sezonun ismi de Retropolis'e geri dönüş isimli bir tema olabileceğini de düşünüyorum. Yani kedi karakter gelebilir. Evet tamam ama kedi karakteri biraz sonraki safhalarda bekliyoruz. Bu güncellemede bir korku teması bekliyoruz ve bir ateşten karakter bekliyoruz. Şimdi arkadaşlar siz benim teorilerimi izlediniz. Şimdi ben size soruyorum abi. Ateş mi? Su mu? Yoksa kedi mi? Yorumlar kısmına kesinlikle fikirlerinizi yazın. Bence bir ateş karakter gelecek. Benim teorilerim bu şekilde. Evet yavaştan videomun sonuna gidelim. Sağda çıkan ve solda çıkan videoları kesinlikle izleyin. Arkadaşlar buradan kanala abone olursunuz. Buradan diğer güzel videoları izleyin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere ve bay bay.